Efendim bimarhane konusunu soruyorlar. Vallahi Murat Bardakçı'ya tahammül eden her imtihanda başarılı olur. Yani o yüzden Efendim bimarhane konusunu konuşacak mısınız diyorlar. Bir başka programda yaparız inşallah bimarhaneleri. Bir seyircimiz daha önce not almıştım. Yeni değil bu mesaj. Hacı Arif Bey'den niye çalmıyorsunuz diyorlar. Onunla ilgili sizin ilginç görüşleriniz var. Hacı Arif Bey'i pek sevmem. Bir iki şarkısını severim, evet. İşte Vücut İklimi'nin Sultanası'nın birkaç parçasını ama bana çok, ne bileyim, bazı parçaları çok şey geliyor, basit geliyor. Yani basit değil de müzik tarihi açısından bakarsak son dönemde yani 19. yüzyıl sonunda iki kişi müziğin kalite bakımından inişinde çok etkili olmuştur. Biri Şevki Bey'dir maalesef, biri Hacı Arif Bey'dir. Yani ucuz piyasa şarkıları şeklinde. Yani Türk müziğini bozmuştur mu diyorsunuz? Bozmuştur. Hacı Arif Bey. Evet. Basitleştirme anlamında mı? Arabeskleştiriyor mu diyorsunuz? Yani, bir şey yani bugünkü arabeske şey yapamayız ama bugün arabeskin yaptığı tahribatı Hacı Arif Bey'in birçok şarkısı yapmıştır. Büyük fonları baygın nameler getirmek. O şen şakrak gümbür gümbür tarzın bitmesinde büyük sebebi vardı, rolü vardı maalesef. Çünkü buna da çok gizli kızacak. Efendim bir seyircimiz soruyor, sendeki belgeler ne olacak diyorlar senden sonra. Ben mezara malım mezata efendim. Hiç öyle şeyleri düşünmedim. Bir başka seyircimiz efendim, çok sprey kullanıyormuşsunuz, doğayı kirletiyor diyorlar sizin için. Saç spreyi. Ya artık böyle komik yani, hale geldi evet. Bu gerçekten. Siz sevmez misiniz şeyi, ne derler, çevirici, işte çeviricilik budur. Evet efendim. Sizin kavganız programın başında nerede kalmıştı? Eşcinsellik üzerineydi. Osmanlı'daki eşcinsel hayat. Oran kabul et. Osmanlı'da eşcinsel hayatı nereden bilelim biz? Siz biliyorsunuz. Siz kim bilir? Ben bilmem. Efendim ben metnini yazdım. Kitabını yazdım. Evet siz başlayın, nedir? Ondan sonra ben... Ben anlamam ondan yani, o konular sizin alanınız, uzmanlık alanınız. Uzmanlık, demin şey yapıyordun. Hayır, hastalık ben olduğunu orada bir tıbbi bakımdan biliyorsun ben da. Ben orada bir tıbbi bakımdan değil, ben tıbbi bakımdan bilmem. Ha bu arada affedersin, bir seyircimiz şeyi soruyor tekrar, birkaç seyircimiz şu Fransız'ın kitabını, onu bir göster ekrana. Bu kitap evinden çıktı. Yorgu İstanbul'da. İnternette bulamıyoruz diyorlar. Bu yeni çıktı. Yani bu ilk tek nüsa şu anda geldi size. Pazartesi itibaren verilir muhtemelen piyasaya. Orada İstanbul'un fethinin Bizans'ta son tanığı. Yorgius Francis'in anıları kitap evi. Yani yeni bir kitap daha. Matbaadan yeni gelmiş bir kitap. Önemli bir kitap. Ve bol dipnotla yani açıklayarak çevrilmiş. Önemli bir Bizans tarihi. Türkçe'ye çevrildi. Evet efendim. Sayın Yusuf Ziya Paksu, teşekkür ediyorum efendim. Neye teşekkür ediyorsunuz? Takdirkar sözlerini hepimiz hakkında. Efendim evet şu bir iki çok şey giriyor ama dediğimiz gibi hepsine cevap verme imkanımız yok maalesef. Fiziği, ben aslında size imkansız. O kadar enteresan hastalıklar araştırmıştım ki mesela dans etme hastalığı, uyku hastalığı gibi. Devam ederiz. Hep hastalık hastalık. İçimizde şey yapar. Seyircilerimiz de içti. Dans etme diyor ama bak. Ha? Dans etme. Dans etme hastalığı. Onu anlatın mesela. Ya Parkinson bu, gibi. Bir türevi. Yani dans etme deyince komik geliyor kulağa. Ama hakikaten çok korkunç bir şey. Bu binli yıllarda Avrupa'da, Almanya'da çıkıyor. Almanya'nın küçük bir köyünde. Ve ondan sonra yayılıyor. Öyle bir şey ki insanlar genellikle böyle çok şeyle başlamış, böyle melankolik, keyifsiz falan olup ondan sonra birdenbire manik bir şekilde hareket etme, zıplama, oynama ve kontrolsüz bir şekilde ve bu geçiyor yani ve çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve bütün düşünün kent, kasaba neyse dışarıdan baktığınızı düşünün, herkes böyle hopluyor, zıplıyor falan filan ve çoğu zaten enerji bittiği için yığılıyorlar. Ve bir süre sonra tabii ki bu hastalık tamamen ortadan kalkıyor. Ama belli dönemlerde, o 1047'de, işte 1011'lerde dans etme hastalığı diye doktorlar şey anlatmışlar, not etmişler. Ne yapıyor onlar hep? Dans ediyorlar. Ya işte şey yapıyorlar, histerik
kontrolsüz hareketler. Ne zaman? Mesela 1237'de yüzlerce çocuk ölmüş yine Almanya bölgesinde. 1374'te tam işte bu kara veba, en büyük veba olmadan önce yine bu dans etme hastalığı olmuş. Güney Fransa'dan çıkıp Hollanda'ya gitmiş. Bu arada yani sadece şey dans etmiyorlar. Böyle halüsinasyon görüyorlar. Ciyak ciyak bağırıyorlar. Yani görüntü enteresan bir şey. Çok enteresan bir hastalık. Yani İngilizce'de dancing sickness. Dans etme hastalığı. Dans etme hastalığı. Ya sonra bazıları mesela şey kafalarını duvarlara vurup öldürüyormuş. Yani dediğim gibi kontrolsüz bazıları boğuluyormuş, kendine nehre atıyor, suya atıyor. Ya kim bilir işte metabolizmayı orada bir şey bozuyor. Yani. Efendim yani Hakan Asilzade ismiyle gülüyor. Hakan Bey o soruda cevap vermeyeceğimizi biliyorsunuz, veremeyiz. Kusura bakmayın burada... ırkçılık, efendim, ayrımcılık, milli kavramlar, bunlara cevap vermeyiz. Oksolları merak ediyorsanız ansiklopedi diye bir şey vardır. Ansiklopediye bakın. Orada onlar yazar. Ciddi ansiklopedilerde. Şu adamın aslı şu muydu, bu adamın aslı bu muydu, bunlara cevap falan ben vermem. Bu programı hiç kimse de vermez. Evet efendim. Bana ilham verdi. Yukarıdan bazı şeyler getirttim odadan. Girişteki kavganız. Bu ne biliyor musun? Gazali'nin kitabı mı? Deli Birader. Gazali deyince... Deli Birader. Öteki Gazali anlaşılır. Kimdir Gazali? 15. yüzyılın. İkinci Beyazıt döneminin ulemasından. Kadılarından. Eşcinsel mi? Onu bilmiyoruz. Ama... Sen daha Fülgumumu okudun mu? Yani yazdığı kitap... Bak, hala, bu alandaki en önemli klasikler. Hala aynı şey gibi. Hakan Bey... O soruya cevap vermem kardeşim ben. Hiçbirimiz vermeyiz. Şunun aslı şu muydu, bunun aslı bu muydu? Ondan sonra 1000 sene önce yaşamış adamın aslından size ne, bize ne? Kemikler bile kalmamış adamın aslı şu muydu, bu muydu? Ansiklopedi biliyorsunuz böyle hani madde madde yazar böyle her şey içinde. Ansiklopediye bakın bir zahmet. Efendim. Şimdi mesela şu anda gelen bir mesaj. Bülent Tek. Cımbızla çekip sanki diyor okuyorsunuz. Evet cımbızla çekiyoruz. Önümüze gelen mesajı okuyabiliyorum efendim. Hayır dediğiniz rakam anlamadılar. Şu anda kaç 5293. 5000 mesaj. Şu anda gelen mesaj sayısı. Mesaj, bir tanesini yarım dakikada açsanız kaç tane açma şansınız olur? Hı? Yani bu bir hesaplansın yani. 2500 dakika yapın. Siz peki sonradan okuyor musunuz? Okuyamaz. Yani program bittikten sonra hepsini okumama imkan yok. Ama bakıyorsunuz değil mi? Attachment olanlara yani. Bir şey iliştirmiş olanlara bakabiliyorum çünkü imkanı yok. Ya binlerce mesaj. Yani yarım dakikada açılsa 2500 şurada, dakika olur. Tabii canım yani yarım dakika yani. Yani. Günler sürer imkanı günler yok. Ya. Çok teşekkür ederim efendim ilginize ama yapamıyoruz maalesef. Tesadüfen rastgele okuyoruz maalesef. 2-3 gün devamlı durması lazım. Uranos ismiyle geliyor bir seyircimiz. Efendim... haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Fakat yani bir kişi isim şey yapmayalım. Bana iftiralarda bulunmuş bir konferansta. Beyefendi, bana laf atan adam medeni cesareti varsa karşıma çıkar. Ben şu yazıyı okuyor muyum, okumuyor muyum? Burada Osmanlıca'ya çıkar dair yapar. Okuyabilmek. Evet. Şeyim yokmuş benim. Arşiv okumayı bilmediğimizi, tarihten uzaktan yakından ilgim olmadığını. Ben hiçbir zaman tarihçi olduğumu söylemedim. Ama bahsettiğiniz kişilere de ben tarihi... Elif'inden başlayarak öğretirim. O şey mi yine? Belli bir şeyden geçinen adamlar mı? Evet, evet. Yani Sultanahmet Sıratı'ndan geçinenler. Çünkü işlerine gelmiyor, şey yapıyor. Yani arkadan vıdı vıdı dedikodu yapacaklarında cesaretleri varsa bir başka kanalda da bir başka moderatörün yanında çıkarız. Daha önce söyledim. Her üç doğu dilinde hangi dönemde hangi yazı çeşidinde olursa olsun hangimiz daha az, bakın hangimiz okuyoruz demiyorum. Hangimiz daha az yanlış okuyoruz ama o kişinin bir... Hüseyin Rahmi'nin ne bileyim mutallakasını bile doğru okuyacağına emin değilim. Çünkü okuma yazma bilenler o işin o konuda eser verir. Pazarlama bir ölmüş rahmeti rahmana kavuşmuş hükümdarların pazarlamasını yapıp satılığına geçirmezler. Şimdi efendim bu Harvard Üniversitesi'nde yapılmış bir doktora tezi. Yani Harvard malum
dünyanın en önemli üniversitelerinden biri. Rahmetli Profesör Şinasi Tekin tarafından yaptırılmış. Çok önemli bir Türkoloji profesörüydü. Rahmetli Şinasi Hoca. Ve birkaç hafta önce bu teke tek özele gelip hepimizin gerek ilmiyle, gerek bilgisiyle, gerek kedilere olan sevgisiyle hepimizin gönlünü alan Gönül Tekin Hoca'nın rahmetli eşidir. Bir Türk öğrenci yapmış, Selim Kuru. Bu efendim, Dafiül Gumum ve Rafiül Humum. Gamları def edip üzüntüleri kaldıran kitap. Bu basılmamıştır. Hedonizm şey mi? O ne demek? Hazcı. Hayır, değil. Hiç alakası yok. Tamamen en yakası açılmadık cinsellik kitabı. Bu. Hiç öyle felsefi şey falan değildir. Türk Edebiyatı'ndaki en cinselliğin en saf anlatıldığı kitaptır. Bu, burada okuyamayız o ayrıca. Okuyamaz yani şiirleri. Okuyamayız bu. Yani, Sarayda demin ustası yazmış onu. Bende de bir yer yazmışsın. Hayır, orijinal. O kadar çok mu bunu yazmışsın? Bu Selim bunu şeydekini yapmış Selim Bey. Zannedersem bu, evet, üniversite kütüphanesindeki. Divani kılması bir yazıdır. Bu şey mi ama böyle... Anlatacağım, müsaade buyursanız. Efendim, bu kitap niçin gösteriyorum? Çünkü programın başında Erhan Bey ile Pelin Hanım'ın bu zarif tartışmaları vardı ya hani. Onunla alakalı bir konudur bu. Fakat peşinden söyleyeyim, bunu aramayın bu kitabı, bulamazsınız çünkü basılmaz bu. Türkiye'de basılmaz. Türkçe olarak dışarıda da basılmaz çünkü oradaki bir yayın evinin işine yaramaz. Bu bir doktora tezi olarak kalacak. Özelliği şu. Baktıkça gülüyorum satıra, gözümün önüne geldikçe. İkinci Bayezid zamanında efendim, Bayezid deme, Bayezid de bari. Bayezid zamanında bir tasavvufla uğraşmış, etmiş, kadılık yapmış bir din adamı aslında. Tekke şeyhliği falan yapmış. Sonra efendim Beşiktaş'a gelmiş bir hamam açmış. Fakat hamamda öyle rezaletler yaşanmış ki mahalleli gelmiş kafasına yıkmış hamamı. Bu da kadı olmuş tekrar, kadılıkla başka yerlere gitmiş. Adalet dağıtmış orada. O arada Dafiül Gumum, Rafiül Humum, gamları def edip üzüntüleri kaldıran kitap adında bir eser vermiş. Ve Türk Edebiyatı'nda herhalde böyle bir eser yoktur, tektir. Ve benim şaşırdığım taraf, böyle önemli bir kitap, yani konusu açısından demiyorum. Bütün özellikleri açısından çok önemli bir kitaptır. Hiçbir Türk Edebiyatı hocası bunu Türkiye'de tez olarak yaptırmaya cesaret edemedi. Birçok şairler vardı bizde. Bunların efendim eserleri tez haline getirilmez. Divan şairi tabii. Mesela Fazıl-ı Enderuni. Şeysi yapılır. Hubannamesi, Zenannamesi, Minyatülü, şusu busu metni yapılır ama divandaki bazı gazeler hiçbir şekilde yapılmaz. Sizce bu tabu neden? Yani dünya görüşünün dar olması. Bu kadar basit. Yani Boccaccio kaç asırda basılıyor, ediliyor şeyi var. Bizde de onu aratmayacak metinler vardır. Şimdi asıl konuya girelim efendim. Osmanlı cinsel metinleri bir kural söylememiz gerekirse bunlarla ilgili, o da şudur. Bundan 500 sene önceki Türkçe ile yazılmış olan metinleri biz bugün ne yayınlayabiliriz, ne burada okuyabiliriz. O devirde bu konularda söz söyleme... Televizyon kapatılır, söyleseniz olur. Yani söz söylemeyeceğini yani. Daha fazlaydı ama bunun sebebini ben çok düşündüm. Şuna yordum. Yönetim, yani o zamanki iktidar, siyasetle uğraşmasın, ne yaparsa yapsın. Doğru. Ha? Bütün sistemi Osmanlı. Vergisini versin, askerliğini yapsın. Ne halt ederse etsin, bir de benimle uğraşmasın diyor. Neler yazmışlar. Ama cinselliğe karşı bakış da değişik. Yani değişik dönemlerde. Avrupa'da da öyle. Tabii. Osmanlı'da da öyle. Sonuçta evet. Cinsellik, din malumunuz.
cinsellikle ilgili belli kurallar koyuyor. Bu doğrudur, bu yanlıştır diyor. Ama bir taraftan da demin de konuştuğumuz gibi belli hastalıklardan sonra, salgınlardan sonra... Vebadan sonra işte cinsellikten oldu sonra, diyorlar, hamamları kapatıyorlar Avrupa'da. Evet, bambaşka hayat, yaşama şeyleri değişiyor. Bir taraftan da zaman geçtikçe demin dediğiniz gibi Boccaccio gibi örnekler var. Öyle bir şey oluyor ki normlar sürekli kayıyor. Yani cinsellikle ilgili eşcinsellik, Orta Çağ tarihine bakarsak o kadar çok hikaye var, o kadar çok masal var ki belli ki bu bir şeydi, utanılacak bir şey değildi. Ondan sonra ama yani enkizisyonlar çıkıyor, işte Türk edebiyatında hani yok mu? Türk edebiyatında da çok var. Evet. Şu anda ne yazık. Babinger Fatih için eşcinsel mi diyor? Öyle bir şey iması var da tercümeden kaynaklanan bir problem de var orada. Notaras'ın oğullarıyla ilgili bir şey iddia ediyor. O çok yani orada yalnız tercümede de bir problem var. İngilizceden çevirisi yapılan Türkçe kitapta da. Babinger'de. Yani çeviride de bir problem var. Şey dedikodusu da vardır ya. Yani orada. Halil Hoca da söylüyor. Yani berbat bir kitaptı da Babinger için. Ya şey, Babinger çok büyük bir alim. Yani ben Fatih hakkındaki yazılmış tek kitap hala. Yalnız enteresan bir Türk düşmanlığı var adam. Babaz. Yani arada o lafı hemen sokuyor yani hiç şey yapmıyor. Yani o kadar büyük alim ve şeymiş. Yani çok sert. Bu eski hocalar öyledir ya. Aksi bir adammış. Yani birçok şeyi buldu o dönemle ilgili. Ancak maalesef o şey var. Vlad Dracula'yla ilgili de öyle bir dedikodu var ya. Vardır o şey yapar. Fatih ve... Ya işte o şey öyle anlatılır onlar. Fatih'le ilgili şeyleri var. Tabii başka şeyleri de var. Aslında orada satır arasında hemen bir yer bulduğumu Türklere tenkit edecek bir şeyi Babinger söyler. Affedersin şey, Sayın Bülent Una Ünal. Yani 40 küsur mesajınız geldi, cevap vermeyeceğim efendim. Yani tesadüfen bir soruya cevap veriyorum dediğin deyince 100 tane gönderseniz verecek mi sana 100? İstediğiniz kadar yollayın. Bizim hafızası şeyin çok geniş alanı. Server'ın binlerce yollayın vermiş. O şey yapacaktınız olmadı mı? Birden fazla mail geldiği zaman. Kaldırdım onu. Çünkü bazen bir şey icat ediyoruz, böyle cevap mailleşmemiz oluyor program arasında. Hmm. Onu kaldırdım. Ama şimdi otomatik atıyor aşağıya aynı isimden gelince. Kaç tane olduğunu görüyorum ben. Evet, Babinger diyordun. Babinger'i söyledik yani şeyi. Kazay'dan bahsediyoruz. Ve orada şeyi söylemek lazım. Yani dediğiniz gibi. Şimdi böyle bazı kişiler çıkıyor Osmanlı Engizisyonu diye kitap yazıyorlar. Ya bütün Osmanlı tarihi boyunca. Ne Osmanlı? Osmanlı Engizisyonu. Öldürülen yani böyle siyasi suç vesaireden öldürülen 30-40 tane adamdır alt üstü. Yani Avrupa'da 300 bin tane kadını cadı diye yaklarsın. Yani o açıdan Osmanlı çok ileridir. Yani çok devlet için tehdit oluşturmuyorsa, yani siyasi tehdit. Yani padişahı falan da tenkit edebilirsiniz, sadrazamı. Çok büyük bir hoşgörü var. Biliyorsunuz evet, Ragıp Paşa, Koca Ragıp. Onun döneminde Hibetullah Sultan'ın, üçüncü Mustafa'nın kızı doğuyor ilk defa. Uzun süre çocuk doğmamış sarayda. Çok büyük tören yapılıyor. Tabii orada bir sürü eğlenceler var. Tutuyorlar oyuncular. Ulemayla dalga geçen kıyafetlere girmişler. Ulema hemen koşuyor Ragıp Paşa'nın yanına. Bizi ne hallere sokuyorlar? Bizi papaz haline getirmişler diyor. Gelin diyor, aşağı indiriyor. Eşeğin üzerine birisi sadrazam kıyafetinde binmiş, sadrazamı taklit ediyor. Bunlar beni bile maskara yaptılar, ne yapayım diyor. Yani bu bir hoşgörü var. Ama tabii şeyi de çok acımasız. Eğer devlet yönetimini tehdit edecek, devlet bir hale geldiğinde kafayı koparıyordu. Ve Sultanahmet nerede? Meydanda değil mi? Tabii, ya çok ağır ceza veriyor. Yani o şeyi yapıyor. Bir yere kadar tahammül var. Ve şeydir, genelde de mesela çok akıllı bir siyasette mesela eşkıyayı bile yani yok etmekten ziyade alıp o merkez kenar hikayesinde yani merkezi çekip pastadan pay verip kendi yanına çekiyor. Şimdi efendim asıl konuya dönelim. Sizin programın başında hani tatlı tatlı tartıştığınız konu bu eşcinsellik konusu. Şimdi bu eşcinsellik midir? Yoksa eskilerin deyimiyle Cemal aşkı mıdır bilmiyorum ama bu Cevdet Paşa'nın meşhur tezakir ve maruzatında kolum buraya basıyor. Mikrofon olduğunu diyor, kolum vuruyor masaya diyor. Masayı sallıyor. Yakandaki mikrofon herhalde. Teki düşmüş mikrofonun yalnız onu bak. Bir tane benim zaten. Bir tane mi? Cevdet Paşa'nın efendim meşhur kitabı Tezakir. Tezakir nedir?
Sultan Hamid'e Sultan Mecid ve Sultan Aziz Sarayı'nda olan hadiseler hakkında rapor şeklinde yazıp verdiği meşhur kitabıdır. Burada çok önemli bir bölüm var bu tezakirde. Onu bugünün Türkçesiyle okuyayım. Aynı zamanda Maruzat'ta da var bu. Aynı şekilde bir kitaptır. Maruzat'ta bunun özeti tezakirin. Biraz orada olmayan bilgiler de var orada. Özel, daha özel bilgiler evet. Almış Maruzat'ı. Diyor ki efendim bu programın başındaki tartışma konusunda bugünkü Türkçe'ye çevirerek söylüyorum. Kadın düşkünleri çoğalıp erkek sevgililer azaldı. Bu Tanzimat'tan sonrasını anlatıyor. Lut kavmi sanki yere battı. İstanbul'da öteden beri delikanlılara karşı hissedilen ve geçerli olan aşk ve alaka tabii şekli üzere kızlara döndü. Bakın tabii şekli üzere diyor. Kızlara döndü. Üçüncü Ahmet zamanından beri yapılmakta olan kağıthane seyirleri ziyadesiyle rağbet buldu. Nedir o? Kağıthane seyirleri. Eğlenceler. Yani hanımlar falan gidiyor seyrediyorlar. Gerek orada, gerekse de Bayezid Meydanı'nda arabalara işaretle aşk oynaşmaları usulü hayli gelişti. Yani hanım arabayla geliyor, mendil düşürüyor. Öteki alıyor, kokluyor, sallıyor, işaretler veriyor falan. Ancak üst düzey devlet adamları arasında delikanlılara merakıyla meşhur olan Kamil ve Ali Paşalar, onların yolun Ali Paşalar ile onların yolundan gidenler kalmadı. Herkes kadına dönmüş. Lafı da atıyor. Ayıp olacak, Ali Paşa'yı evet. Da tenkit ediyor hemen. Ali Paşa hiç sevmez zaten. Halbuki Ali Paşa yabancıların itirazlarından çekinerek delikanlılara olan merakını gizlemeye çalışırdı. Meşhur Sadrazam Ali Paşa yazıyor. Tanzimat'ın şeyleri. Evet. Ali Paşa'nın konağının masrafları ayda 3-4 bin altına vardı. Paşa'nın Ali isimli yakışıklı delikanlısının masrafı sıradan bir kişinin evini rahat bir şekilde idare edebilirdi. Ama bu yüzden Paşa'nın sadrazamlık maaşı yetmez oldu. Efendim, baştan beri tartışıldığı, konuşulduğu ve bu kadar çok gelen soruların cevabı Cevdet Paşa'nın bu cümlelerinde gizlidir. Bu bizde vardı ama ne diyor bakın, tabii bir şekil değildi bu. Tanzimat'tan sonra utanır oldular, kadın merakı başladı ve tabii şekline döndü bu işler diyor. Bütün mesele budur. Osmanlı Edebiyatı'nda bu konu şimdi şey zannedecekler hepsi böyledir, şudur budur. Genel edebiyatın çok az bir kısmıdır. Büyük bir kısmı değildir, çok az bir kısmıdır. Ve bu konu çok açık şekilde işlenmiştir. Türk edebiyatında, Osmanlı edebiyatı, divan edebiyatında. Birçok şairler vardı. Şimdi isimlerini tek tek saymayalım. Fakat maalesef dediğim gibi bu şairlerin eserleri pek, yani bu konuda yazdıkları eserler nedense pek tez olarak yapılmaz üniversitelerde. Hocalar çekinir, öğrencisi utanır, bilmem nesi bilmem ne eder. Kaç şair var böyle bu tür, bu kadar açık saçık yazabilir? Hiç saymadım. Ama yani önemliler var. Ya Şeyhülislam Yahya'nın bile var, Şeyhülislam adam. Bir delikanlıya yazdığı gazelleri vardır. Ama İçerisinde isim olan her gazel mutlaka bir delikanlı için demek değildir.